Kanal İstanbul Çalıştayımıza hoş geldiniz. Açıkçası bugün burada son birkaç haftadır belki de şehrimizin gündem maddelerinden birisi ama aynı zamanda bana göre en hayati konularından birisi, hatta birincisi olan bir konu için toplandık. Bu aziz şehrin geleceğini kökten ilgilendiren bir büyük meseleyi anlamak, dinlemek, enine boyuna tartışmak, uzmanlarla beraber, bu işin uzmanı olan insanlarla beraber tartışmak için toplandık. Tabii tartışmadan yapılamayacak ve emin olmadan harekete geçilemeyecek kadar çok ama çok önemli bir konu bu. İstanbul öyle kıymetli, öyle eşsiz bir şehir ki ona tek bir kazma vuracak olanın bile çıkıp bunu niye yapmak zorunda olduğunu İstanbul halkına anlatmak mecburiyeti vardır. Çok önemli bu. Kanal İstanbul, İstanbul'un coğrafyasını değiştirecek. Aslında doğal hayatın ve şehir hayatının bütün boyutlarını ciddi biçimde etkileyecek bir projeden bahsediyoruz. Bu projeyi gündeme getirenlerin buna neden mecbur olduğumuzu anlatmak ve tümüyle toplumu ikna etmek zorunlulukları vardır. Kanal İstanbul mecbur olmadıkça hiç kimsenin ama hiç kimsenin asla evet demeyeceği çok büyük ve çok riskli bir ameliyat olduğunu belirtmek isterim. Tamamıyla yanlış bir ameliyat. İstanbul öyle kesip biçilecek, İstanbul'un ve hayati sistemlerinin zarar göreceği bir ameliyattan bahsediyoruz. İstanbul'un tabiri caizse bazı bölgeleri felç olacak, kimi yerleri sakat kalacak. Bir şehri böyle riskli, böyle ölümcül bir ameliyata sevk edenler, siz ne derseniz deyin bu ameliyat yapılacaktır diyemezler. Bunu yapmayı kafalarına koymuş olanlar bu ameliyata neden mecbur olduğumuzu mutlak ama mutlak anlatmak zorundalar. Hepimiz ama hepimiz İstanbul'un neden kesilip biçilmek zorunda olduğunu bilmek zorunluluğumuz var. Bu mecburiyetin sebepleri konusunda hep birlikte 16 milyon insanımızla, hatta 82 milyon vatandaşımızla ikna olmak zorundayız. Hepimiz İstanbul'a dayatılan bu şuursuz sürecin, bu büyük ameliyatın riskleri konusunda her şeyi bilmek ve her detayı öğrenmek zorundayız. Önce öğreneceğiz ve de öğrenmeliyiz. Ondan sonra hep birlikte kararımızı verebiliriz. Hep birlikte. Bütün bunlar ancak sağlıklı bir öğrenme ve düşünme süreciyle ortaya çıkabilir. Bu çalıştay İstanbul'un bağrına batırılacak bıçağın, yani Kanal İstanbul'un bütün risklerini bilimsel olarak ortaya koymaya amaçlıyor kıymetli hemşehrilerim. Bazı riskler çok düşük, bazıları çok yüksek ve bazıları kesinlikle hayati olabilir. Öyle olduğunu anlıyoruz. Bilim ne diyorsa, bilim insanları ne söylüyorsa ona kulak vereceğiz. Anlamaya, öğrenmeye ve sorgulamaya çalışacağız. Kanal İstanbul'un yaratabileceği bütün riskleri hep birlikte bileceğiz. Ve sonra her birimiz kendimize hep birlikte şu soruyu soracağız. Bütün bu riskleri almaya değer mi? Kanal İstanbul'a gerçekten mecbur muyuz? Bize anlatılanlar doğru mu? Bu şehrin ve bu ülkenin bunca sorunu varken, bunca sıkıntıları, dertleri varken bunun sırası mı şimdi? Değerli konuklar, kıymetli hemşehrilerim, daha önce de söyledim, bir kez daha söylemek istiyorum. Bizim
Kanal İstanbul'la ilgili tavrımız siyasi değil, hayatidir. Tekrar ifade ediyorum. Bizim İstanbul'la ilgili, Kanal İstanbul'la ilgili fikrimiz, kanaatimiz asla ve asla siyasi değil, hayatidir. Çünkü bu proje, bu şehrin tüm tarihi boyunca karşılaşabileceği en büyük risklerden biridir. Bu projeyi gündeme getirenlerin, yani siz ne derseniz deyin, biz bu ameliyatı yapacağız diyenlerin iki temel argümanı vardır. İki temel argüman. İstanbul Boğazı'ndaki gemi geçişleri dolayısıyla yaşanması gereken muhtemel riskler. Bu birincisi. Diğeri de bu projenin Türkiye'ye, sözüm ona, gelir getirecek olması. İki temel argüman. Gemilerin özellikle de tehlikeli yük taşıyanların Boğaz'dan güvenli bir biçimde geçmelerini sağlamak, evet, çok önemli bir konudur. Bunu biliyoruz. Bu konuda hep birlikte elbette tüm kurumlarımızla çok hassas olmalıyız. Boğaz güvenliğini sağlamak adına hükümetimiz uluslararası planda hangi adım atacaksa hepimiz onun arkasında oluruz ve tam destek sağlarız. Her türlü işbirliğini de yapmak zorundayız. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ama büyük ve tehlikeli gemilerin geçiş güzergahını İstanbul'un bir yerinden alıp başka bir yerine taşıdığınızda güvenlik sorununu çözmüş olamazsınız ki. Yani böyle bir şey yok. Üstelik Kanal İstanbul'un eni ve derinliği itibariyle zaten büyük gemiler açısından bir alternatif olamayacağını, ayrıca gemilerin Boğaz yerine kanaldan geçmeye zorlanamayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz, gayet iyi biliyoruz. Kimse bizi tabiri caizse çocuk yerine koymasın. İstanbul'un neresinden geçerse geçsin, risk oluşturan gemiler Türkiye'nin ortaya koyduğu yüksek güvenlik standartlarına harfiyen uyarak geçmek mecburiyetindedir. Asıl olan bunu sağlamaktır, bunun altyapısını kurmaktır. Değerli katılımcılar, bir başka çok önemli nokta da elbette İstanbul Boğazı'nın özellikle petrol taşımacılığındaki fonksiyonunu azaltmaktır. Katılıyoruz. Güzergahı Boğaz'dan alıp kanala çevirmekle yine bunu sağlayamazsınız. Yapılması gereken ayrı bir parantez ve başlık açıyoruz. Bu önemli. Unutturuldu çünkü. Samsun, Ceyhan, petrol, boru hattı gibi farklı alternatifler geliştirmek ve hayata geçirmektir. Bütün bu boyutları, farklı alternatifleri bir kenara atıp Boğaz güvenliği için Kanal İstanbul şarttır sonucuna ulaşmak doğru değildir, rasyonel değildir, akılcı değildir. Aksine bir oldu bittiye zemin hazırlamadır. Bahane üretmek. Kanal İstanbul projesinin sahipleri ikinci olarak bunun Türkiye'ye çok gelir getireceğini öne sürüyorlar, siz de duyuyorsunuz. Bunu neye dayanarak ileri sürüyorlar, inanın anlamaya uğraştım onu söyleyeyim ama anlamanın mümkün olmadığını biliyorum ve görüyorum. Daha bahsedilen projenin hangi parayla, kimin tarafından, nasıl bir finansman modeliyle dahi yapılacağı belli değil. Hatta size bir şey söyleyeyim. Ya ne yapılacağı bile belli değil. İnanın belli değil. Biz günümüzü gecemizi bu işe ayırarak kurum olarak bunu araştırdık. Araştırıyoruz da. Her gün farklı bir modelden bahsediliyor, söz ediliyor farkındaysanız. Açıkçası hocamın affına sığınarak biz iki gündür de İstanbul'un su problemini konuşuyoruz. Çok kıymetli bilim insanları orada iki gün boyunca çok çok kıymetli sunumlar yaptılar. İstanbul'un su kaynaklarını konuştular, suyun geleceğini konuştular. Ve orada Profesör Doktor Derin Orhan Hoca güzel bir fıkra anlattı. Hem sayın genel başkanlarımızın hem de konuklarımızın affına sığınarak
Hocadan bir hoca fıkrası anlatmak istiyorum. Nasrettin Hoca mektup yazmış, zarfı uzatmış çocuğa, demiş ki bunu adresine yolla. Çocuk almış mektubu, bakmış, hocam bunda üstünde bir şey yazmıyor, adres yok, bir şey yok demiş. Olsun, içi de boş demiş zaten. Ne yazık ki projenin, sürecinin de bana anlattığı bu. Derin Hocam'dan güzel bir tespitti. Açıkçası değerli İstanbullular, Kanal İstanbul projesinin sahipleri maalesef konunun ekonomik boyutuna gerçek bir yatırımcı ciddiyetiyle yanaşmıyorlar. Söyledikleri şu: bir kanal açarım, gelen geçenden para alırım. Kanalın etrafına da koca koca binalar dikerim, oradan da para kazanırım. Ya bu günümüz dünyasına uyan bir yaklaşım değil. Ya bu ekonomik olarak da bir yaklaşım değil. Konuşulacak tarafı yok. Bu hiç ama hiç akılcı bir yaklaşım değil. Bu aynı zamanda milletler arası anlaşmalara uyan hukuki bir yaklaşım da değil. İçinde üretim ve ileri teknoloji barındırmayan, ne yazık ki katma değer ve marka üretme perspektifi taşımayan, sadece toprağa, betona ve ranta dayalı bir model. Bu modelle bugünün dünyasında para kazanamazsınız. Yok, nokta. Bunda para yok. Dünya değişti. Ekonomik canlanma ve istihdam da yaratamazsınız. Raporlar ortada. Türkiye son yıllarda bunu denedi, hep beraber yaşadık. Ve geleceğimiz nokta ortada. Yaşıyoruz da şu anda. İşsizliğin ve yoksulluğun düzeyini hep birlikte bütün Türkiye olarak çok acı bir şekilde hissediyoruz. Ne güvenlik, ne de ekonomi. Son 9 yıldır Kanal İstanbul projesinin zaman zaman Türkiye'nin gündemine getirip, zaman zaman da gündemden düşürenlerin dikkate değer, elle tutulur bir gerekçesi yoktur. Bu projeyi 2011 seçimlerinden önce çok büyük bir gürültü kopararak açıklayanların, 2015 genel seçimlerinde ve 2019 İstanbul yerel seçimlerinde konuyu hiç konuşmadan sessizce geçiştirmişlerdi, hep beraber yaşadık. Şimdi birden bu konuyu hararetlendiriyorlar ve bizi bir oldu bittiye karşı karşıya bırakma gayreti sergiliyorlar. Buradan açıkçası yeni bir siyasi kampanya üretiyorlar. Gündelik siyasete ve bir takım ticari bağlantılara, rant ilişkilerine dayalı olduğu görüntüsü veren bu proje, tanımı bu. Ve bu proje üzerinden yürütülen bu dalgalı, ne yazık ki bu yanar döner siyasete bu ülkenin zerre kadar ihtiyacı yoktur, kaybedecek bir anı da yoktur. Kıymetli konuklarımız, o kadar önemli ve o kadar hayati sorunlarımız var ki, Türkiye Kanal İstanbul'a mecbur bir ülke değildir. İstanbul, Kanal İstanbul'a mecbur bir şehir de değildir. Ama İstanbul, duran metro yatırımlarını başlatmaya, çok daha fazla yeni metro, kent içi ulaşım alternatifleri için yatırım yapmaya, onlarca yıldır çözülmemiş trafik sorununu bütün medeni metropollerde olduğu gibi çözmeye mecburdur. İstanbul, elinde kalan o kıymetli yeşil alanlarını, tatlı su kaynaklarını korumaya, geliştirmeye ve arttırmaya mecburdur. İstanbul, elindeki su kaynaklarını aynı şekilde korumaya ve geliştirmeye ve aynı şekilde yeni yeşil alanlar yaratmaya da mecburdur. İstanbul, gerektiği gibi beslenemeyen, yeterli eğitim alamayan o mini minnacık küçücük çocuklarına yiyecek yemek, içecek süt bulmaya, okul öncesi eğitim imkanları sunmaya mecburdur. İstanbul, gençlerine eğitim imkanları sunmaya, burslar sağlamaya ve iş imkanları yaratmaya
mecburdur. İstanbul kadınlara huzur ve güven içerisinde toplumsal hayata katılma imkanı sunmaya mecburdur. İstanbul işsizlerinin, dar gelirlerinin ve emeklilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya mecburdur. İstanbul, biz açık söylüyorum, İstanbul'un bütün bu mecburiyetlerini yerine getirmeyi, deprem sorununu çözmeyi, kentsel dönüşümü çözmeyi öncelik olarak görüyor ve biz açık ve net söylüyorum, biz onun için çalışıyoruz. Bizim yolumuz bu. Elbette bunların hiçbirisi yalnızca yerel yönetimin değil, merkezi idarenin de büyük oranda sorumluluğundadır. Biz her alanda hükümetle işbirliği ve uyum içerisinde çalışmaya hazırız, istekliyiz. Zihnimizde hiçbir soru işareti yok. Yalnızca ve yalnızca bizim tek bir şartımız var. Bu ülkede, bu şehirde hiç kimse, ama hiç kimse ben bilirim, ben yaparım demesin. Tek şartımız bu. Hiç kimse, ama hiç kimse halka sesini yükseltmesin. Şartımız bu. Bizim geleneğimizde, yüreğimizde, topraklarımızda bu sesler var zaten. Mevlana'yı dinlesin yeter. Bakın ne demiş Hazreti Mevlana? Sözünü yükselt, sesini değil. Yağmurdur çiçekleri büyüten, gök gürültüsü değil. Onun için hepimiz halkın, uzmanların ve bilim insanlarının sözlerine gönülden kulak verelim. O sesleri dinleyelim. Ortak aklı bulma ve hakim kılma konusunda istekli, candan ve samimi olalım. Bugünkü Çalıştay bu anlayışın ve bu çabanın bir ürünüdür. Bugünkü Çalıştay ortak akla ve ortak karara ulaşma çabasının bir ürünüdür. Bugünkü Çalıştay bu aziz şehrin medeniyetlere beşiklik yapmış bu kadim coğrafyanın gelecek adına korunması çabasının da bir ürünüdür. Bugünkü Çalıştay millete emretmek yerine millete fikrini sorma çabasının bir ürünüdür. Bu nedenle bu Çalıştay çok ama çok önemlidir. Kıymetli konuklar, bu Çalıştay'dan çıkacak tüm sonuçları millete ve millet adına karar verme sorumlu olan tüm makamlara göndereceğiz. Biz böylelikle 16 milyon İstanbulluya ve bu aziz şehre, bu aziz şehrin değerlerine karşı sorumluluğumuzu da en üst seviyede yerine getiriyoruz. Hiç kimse konuşmazken, hiç kimse konu hakkında tartışma imkanı bulamamışken, her şey yangından mal kaçırırcasına oldu bittiye getirilmek istenirken, halkımızın bilgilenmesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak inisiyatif aldık. Devletimizin ilgili makamlarını sorumluluğa davet ettik. Bilim insanlarının konuşması için platformlar yarattık. Önce su sempozyumunu ve ardından da bu Çalıştay'ı organize ettik. Bundan sonra da gerekli tüm hukuki mücadelemizi vermeye devam edeceğiz. Tüm hukuki alanlarda mücadelemizi ve sorumluluklarımızdan asla ve asla geri kalmayacağız. Bunu duyurmak istiyorum. Bugün buradan bizi dinleyen herkese, tüm İstanbullulara ve tüm vatandaşlarıma seslenmek istiyorum. Lütfen bugün çocuklarımızın, torunlarımızın karşısına geçin. İsteğim şu, onun gözlerinin içine iyi bakın. O küçük çocuklarımız, o küçük gençlerimizin, çocuklarımızın gözlerinin içine bakın. Size şu soruyu soruyorum. Onların gözlerinin içine bakarken sizce onların bu projeye, bu kanala ihtiyacı var mı? Sizce onların geleceği için yapılabilecek en akıllı iş bu mu? Sizce onlar bugün
bu şehri ve bu ülkeyi yönetenlerden daha yeşil, daha yaşanır, daha sorunsuz ve daha medeni bir İstanbul mu bekliyor? Yoksa bu şehri bu denli riskli bir ameliyatın yapılmasını mı istiyor? Çünkü biz emanetçiyiz, onlara teslim edeceğiz bu şehri. Bizlerin bu şehirde ve bu ülkede yaşayan hepimizin, bu salonu dolduran her birimizin asıl meselesi budur. Ve bu mesele tamamıyla hayati bir meseledir. Ve bu meseleyi tartışmanın, Kanal İstanbul'la ilgili riskleri anlamaya çalışmanın hiçbir yanı, ama hiçbir yanı asla ve asla siyasi değildir. Değerli konuklar, sözlerime son verirken bugün buraya gelerek sorumluluk alan ve her birinize özellikle fikrini söyleyecek olan uzmanlara ve katılan tüm delegelere, tüm katılımcılara buradan çıkacak olan fikirleri paylaşarak toplumun aydınlanmasına yardımcı olacak herkese, tüm siyasi partilere, tüm siyasi partilerin katılımcılarına ve özellikle genel başkanlarımıza, sivil toplum örgütlerimizin yöneticilerine, akademisyen ve uzmanlara, sadece 16 milyon İstanbullu adına değil, tüm gelecek nesiller adına, çocuklarımız ve torunlarımız adına çok ama çok teşekkür ediyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.